Sevgili seyirciler, şu anda Line TV stüdyolarında çocuk ve gençlik kitabı yazarı Hacer Kılcıoğlu var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben İzmirli bir yazarım. Çocuk kitapları ve genç kitapları yazıyorum. Gün Işığı Yayın Evi'nden çıkıyor kitaplarım. Fuar nedeniyle de Bursa'dayım şu anda. Çok güzel. Fuar için İzmir'den mi buraya geldiniz? İzmir'den buraya geldim, evet. Ay, ne kadar güzel. İzmir'e de selam edelim buradan. Sevdiğim bir şehirdir İzmir. Kitapları yazmaya ne zaman başladınız? Ne zaman karar verdiniz? 2005 yılında Everest yayınlarından iki kitabım çıktı. Sonra çocuk kitapları yazmaya başladım. İlk kitabım Perşembeleri Çok Severim. 2009 yılında çıktı. Çok güzel. Sonra Bugün Adım Kaktüs Benim. Sonra İzmir'de 3 çocuktu. Bu kitap Sezen Aksu, Haluk Bilginer ve Meltem Cumbul'un çocukluklarını içerir. Özel röportajlarla gerçekleştirilmiş bir kitaptır. Genç kitabı. Sonra Gevrekçi geliyor. Ben İzmirliyim. İzmir'de biz simit demeyiz, gevrek deriz. Evet, bilirsiniz. Evet, simit diyene de kızarız biraz. Çekirdeğe ne denir peki? Pardon? Çekirdeğe ne denir İzmir'de? Çiğdem. Çiğdem mi? Çiğdem. Doğru. Gevrekçi 3. kitap. 10 numara çocuklar da bu 3 kitabın kahramanının bir araya geldiği bir kitap. Biraz ilginç, biraz benim için zorlu bir çalışmaydı ama... Bir devam kitabı niteliğinde diyebilir miyiz? Bir devam, evet. Bunlar böyle aslında kendi başlarına özel, bağımsız kitaplar. Ama bir araya geldiklerinde de bir dizi kitabı olabiliyor. Ama tek başına okuduğunda çocuk anlayacaktır. Bir de ödüllü kitabımız var, Ayda de Her Yerde. Ayda de Her Yerde benim gezilerimden damıttığım çocuk öyküleri. O ödül aldı, ÇGYD'nin en iyi çocuk öyküleri kitabını aldı. Ve de son kitabımız, son genç kitabımız Dağ Sustu, Dağ Konuştu. Bu da bir dağcılık hikayesi. Biliyorsunuz herkesin dağı kendi içinde var zaten. Ama gençlerin dağa çıkma maceralarıyla kendi içlerindeki dağı keşfetmesi ve ona çözüm aramaya çalışması, o dağı keşfetmeye çalışması da bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Bir noktada kişisel gelişim kitabı gibi mi algılayabilir miyiz? Kişisel gelişim kitabı değil, hayır. Öyle bir, ha biz iletişim kurmak istiyoruz, evet, ama şey değiliz, ben öyle bakmıyorum, didaktik olsun istemiyorum, mesaj versin istemiyorum. Yalnızca bir roman bu, bu öykü. Kitap İzmir'de 3 çocukluk ve Dağ Sustu, Dağ Konuştu kitapları. Bunlar gençlik. Onlar gençlikleri, evet. Şu an masamızda duran kitaplar da diğerleri çocuk de kitap. Çocuk kitapları. Evet. Hep yazarlar şey derler, çocuk gençlik romanlarındansa, öykülerindense çocuk kitapları yazmak daha zordur derler. Onların hayal dünyasına inmek, nüfus etmek zor diyorlar. Zor diyorlar. Peki siz nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Kesinlikle bence daha zor, çünkü sorumluluk isteyen bir şey. Çocuk yanlış öğrendiği şeyi unutmaz. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Büyük yetişkin kitabı yazmaktan bence sorumluluğu daha yüksek olan bir kitap türü. Dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ben de defalarca tekrarlıyorum. Yayın evim çok ciddi, çok titiz çalışıyor zaten. Şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık ama çok özen gösteriyoruz, emek veriyoruz. Peki çocuk kitaplarınızda bir mesaj içeriği var mı? Yoksa... Yok, biz mesaj vermek istemiyoruz. Ben özellikle yazdığım şeylerde mesaj vermek istemiyorum. Ben sadece gördüğüm ve tanık olduğum, gözlemlediğim şeyleri yazıyorum. Ama kitaplarda bolca çevrecilik, hayvan sevgisi, doğa sevgisi olur olmalıdır. Çünkü çocukları o konuda böyle farkına varmadıkları bir biçimde bilinçlendirebilirsek, bu mesaj değil ama. Yalnızca bildiklerimizi paylaşırsak güzel olur. Peki bu kitaplardan ilki hangisi çocuk romanlarınızdan? Perşembeleri Çok Severim ilk kitap, 2009 yılında çıktı. Buradaki çocuklar kitap okudukları zaman ne bulacaklar? O kitap bir büyüme öyküsü. Aslında bütün kitaplarımda bir büyüme öyküsüne rastlayabilirsiniz. Çünkü büyümek sancılı bir şeydir. Doğru büyümek gerekir, ailenin yardımı gerekir. Burada da Tibet kilolu bir çocuk. Kilolarıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da hayatı öğreniyor. Onun için çok güzel. Biz ona bir şey veriyoruz ona. Yani kilosunu kaybetmeyi öneriyoruz ve zaman içinde kilo vermeye başlıyor, daha mutlu. Bunu da başarabiliyor yani.
başarıyor gibi geliyor bana, mutlaka başarıyordur. Bugün adım Kaktüs benim. Peki bu kitapta okuyanlar neler bulacaklar? Bugün adım Kaktüs benim dedi. Bir kardeş sancısı var, kardeş kıskançlığı var ama onu da oradaki çiçek bayağı bir afacan bir kız. Her gün kendini başka bir çiçek yerine, ismi çiçek, her gün başka bir çiçek yerine kendini koyarak duruma protestosunu koyuyor. Ama dedesiyle çok arası iyi. Dedesinin önderliğinde o da o duyguyu yenmeye çalışıyor. Yine orada da bir büyüme öyküsü var. Peki 10 numara çocuk. Yani bir çocuk nasıl olmalı sizce? Gevrekçiler, gevrekçi de onu atlamayalım. Mahmut küser sonra bize. Mahmut da dezavantajlı bölgede yaşayan ve gevrekçilik yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan bir çocuğumuz. 10 numara çocuklarda hepsinin devamı. Şurada dikkatimi çekti. Ay Mahmut bize küser dediniz. Kitaplarınız sizin artık çocuklarınız kıymetli, gibi. Çok kıymetli. Kahramanlar çok kıymetli. Bana hep sorarlar okullarda. Hangi kitabınızı en çok seviyorsunuz? Hepsini seviyorum. Çünkü Tibet'i çok seviyorum. Perşembeleri çok seviyorum dersem diyorum çiçek bana kızar. Çiçeği çok seviyorum dersem Mahmut gücenir diyorum. Öyle işte bir çocuk taşıyoruz içimizde. Bu isimler özel hayatınızda bir önem arz ediyor mu? Mahmut, çiçek. Sevdiğim isimler. Sevdiğimiz isimleri kitaplarımıza koyuyoruz biz yazarlar. Ben seviyorum o isimleri. Çok güzel. Peki özel olacak ama evli misiniz? Çocuklarınız var mı? Çocuklarım benim büyüdü. Kocaman oldular artık. Onlarla birlikte de tabii ben yine çocuk duygularımı kaybetmediğim için herhalde bunları yazabildim diye düşünüyorum. Ne güzel. Çocuklarınızla kitap okur muydunuz? Veya da siz kendi çocukluğunuzda okur muydunuz böyle çocuk kesinlikle romanları? Kesinlikle okurdum. Yöntemlerim vardı ve çocuklarım da çok güzel kitap okuyan bireyler haline geldiler. Şükür ki öyle. Ne kadar güzel. Peki Ay Dede Her Yerde kitabında biz ne bulacağız? Çocuklar ne bulacaklar? Dünyanın değişik yerlerinde çocukların Ay Dede bir tane çocuk çok ama hepsi aynı Ay Dede'ye bakıyor. Ama hepsinin başka öyküleri var. O Ay Dede'ye o öykülerini anlatırlarken onların iç sıkıntılarını yine büyüme öyküleri diyebiliriz. O iç sıkıntılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, üzünlerini hepsini orada görebiliyoruz. Türkiye'den de çocuklar var ama diyelim Peru'dan da var bir çocuk. Helsinki'den bir çocuk var. Katmandu'dan bir çocuk var. Öylesi bir gezme öyküsü, bir yol hikayesi de diyebiliriz ona. Bu kitaplar, çocuk kitaplarınız kaç yaşa hitap ediyor? 8-12 diyoruz. Gençlik romanlarınız? 15-16 ama bana gelen veliler diyorlar ki biz de okuyoruz ve çok seviyoruz. Ben de şöyle diyorum, iyi bir çocuk kitabı, büyük çocuk kitabını okuduğunda mutlu oluyorsa, hoşlanıyorsa o iyi bir çocuk kitabıdır diyorum. Çünkü çocuğa oku diyorsunuz ama çocuk iyi bir seçim yapamamışsa okumuyor. Peki son olarak İzmir'den geldiniz, Bursa Fuarı'na katıldınız. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa'ya gelen ziyaretçilerden memnun musunuz? Bu fuara gelen ziyaretçilerden memnun musunuz? Bursa'nın ilgisinden tatmin etti mi yani? Ben bugün geldim, daha sabah geldim. Biraz tenha buldum ama belki okullarda özel çalışmalar vardır diye düşünüyorum. 8 Mart dolayısıyla törenler olabilir. Olabilir. Çok iyi değerlendiremiyorum o yüzden. Umarım yayın evleri için iyidir. Öğrenciler istedikleri kitaplara kavuşmuşlardır. Yazarlar da iyi öğrencilerle, okurlarıyla buluşmuşlardır inşallah. Hacer Hanım, programımıza katıldığınız çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim Orhan Bey. Sevgili izleyiciler, Hacer Kılıcıoğlu'yla beraberdik. Buraya gelen yazarlarımızla, şairlerimizle yine stüdyomuzda ağırlayacağız. Şimdilik stüdyomuzdan aktaracaklarımız bu kadar.